Gece yarısından 4 saat sonra Michael plakası olmayan özel polis aracıyla şüpheli minibüsleri kontrol ediyor. Şu anda Almanya'nın güney bölgesinde Avusturya sınırına yakın bir yerdeyiz. Michael özel eğitimli bir polis ve güvenlik timiyle birlikte kaçakçıları yakalamak için çalışıyor. Bu minibüs yakalanan son araç. Michael yakında yeni iş arkadaşlarıyla birlikte çalışacak. Almanya hükümeti insan tacirlerini yakalamak için tam 3000 polis daha talep etti. Michael aracın kapısını açıyor. Bagajdaki koku hala gitmemiş. 39 kişiyi kurtardık. Bu kargo minibüsüne sıkıştırılmış bir vaziyette ölümü bekliyorlardı. Aralarında bir bebek ve çocuk da vardı. Manzarayı bir düşünün. Hareket bile edemediğiniz bir ortamda insanlık dramı yaşanıyor. Bu uzun yolculukta en azından içmek için biraz suları varmış. Sıklıkla mültecileri su, yiyecek ve hatta yeterli havanın olmadığı ortamlardan çıkarıyoruz. Minibüste en azından nefes alacak ve şoförle irtibat kurabilecek pencereleri varmış. Ancak bazı durumlarda mültecileri bulduğumuzda hemen acil yardım ekiplerini çağırmak zorunda kalıyoruz. Aracın kapılarını açtığımızda bilincini kaybetmiş insanlar hareketsiz bir şekilde teker teker yere yığılıyor. Bavyera polisi bu minibüste insan kaçakçılığı yapan suçluyu yakalayıp cezaevine göndermiş. Ancak bu kişi içeride yalnız değil. Bu yılın ilk döneminde Michael ve arkadaşları tam 2336 insan tacirini daha yakaladı. Yani bugüne kadarki en büyük rakam. Birkaç hafta önce Avusturya'da bir minibüs yakalanmış. İçerisinde kadın ve çocukların bulunduğu tam 71 kişi donarak hayatını kaybetmiş. İnsan kaçakçılığı organize bir şebekeyle yapılıyor. Bazı önemli itirafçılar yakaladık. Bazı kaçakçılar bu şebekeyi yöneten kişileri ihbar ettikleri zaman daha az ceza alacaklarını düşünüyor. İnsan tacirleri aslında Macaristan'da para akışının olduğu bir mafya şebekesinin birer parçası. Michael ve arkadaşları Gerhard ve Christian Macaristan'dan gelen şüpheli bir kargo aracını durduruyor. Mültecilerin çoğu Avusturya'ya, Macaristan ve İtalya üzerinden geliyor ve sonra Almanya'ya gidiyor. Temmuz'dan Ağustos ayına kadar Bavyera polisi her gece ortalama 15 insan taciri yakalamış. Alman polisi sınırda göreve geldiği zaman bu sayı iki katına çıkmış. Paso'dayız. Tuna Nehri burada Almanya ve Avusturya arasında kalıyor. Paso'nun tarihi bölgesine oturan insanlar bu rutin duruma alışmış. Her 30 dakikada bir gri bir araç yakalanan insan tacirlerini cezaevine taşıyor. Savcı Ursula Raabgaudin ile randevumuza gidiyoruz. Şu anda gözaltında bulunan 350 kaçakçı onun sorumluluğundaymış. Bu ülkeye belgeleri olmayan birini getirirseniz bu suçun cezası 5 yıla kadar çıkabilir. Eğer bu insanları kötü şartlarda taşıyorsanız bu ceza 10 yıla çıkacaktır. Eğer kaçak göçmenleri taşırken bunlardan biri ölürse en az 3 yıl olmak üzere toplam 15 sene ceza alabilirsiniz. Paso gibi bir sınır şehrinde yaşıyorsanız kaçakçılık ve yasa dışı insan trafiği gibi şeyler sıradan hale gelebiliyor. Yerel avukat Markus İhle, Mayıs ayından beri kaçakçılığın büyük oranda arttığını söylüyor. Kendisi küçük balıklar diye adlandırdığı kaçakçı sürücüleri savunmakla görevli. Bir müşterim benden yavaş çalışmamı istedi. Çünkü kış aylarını hapishanede geçirmek istiyor. Burada işi var. Fare kapanları yaparak ayda 170 euro kazanıyor. Bu rakam Romanya'da kazandığından daha fazlaymış. Kış yaklaşıyor ve adamın ülkesinde işi yok. Sürücüler aslında suçu üstlenen zavallı kötü adamlar. Suç şebekesinin en tepesindeki mafya ise bu işten bir servet kazanıyor. Polis büyük bir park alanı kiralamış. Kaçakçılara ait bu araçlar burada parçalanmayı bekliyor. Kaçakçıların çoğu Macaristan, Romanya, Suriye, Bulgaristan ve Sırbistan uyruklu. Peki bu insanlar kaçakçılığa nasıl başlıyorlar? Başlamak için bir telefon yeterli. Bir arkadaşın arkadaşı bir numara veriyor. Bugün işin mi yok? Bu numarayı ara ve para kazan diyor.
Bazı marketlerde küçük ilanlar asılı. İşin yok mu? Hemen bu numarayı ara. Güneş doğduktan hemen sonra Michael iş arkadaşları Gerard ve Christian'la kısaca görüşüyor. Plakası olmayan bu polis araçları tam 400 beygir gücünde. Fransız plakalı bir panelvan durduruluyor. Ancak yanlış alarm. Bütün yolcuların belgeleri tam. Avrupalı bürokratlar kaçakçılıkla ilgili daha fazla önlem alınması konusunda hemfikir. Geçen her aracı iyi gözlemliyoruz. Öncelikle tekerleklerin çamurluğuna bakıyoruz. Çamurluklar yere yakınsa panelvan aşırı yüklü demektir. Bu araçlarda insan kaçakçılığı yapılıyor olma ihtimali yüksek. Bu sebeple de böyle bir aracı durduruyor ve bagaj kısmını kontrol ediyoruz. Michael ve Gerard otobanın ters istikametinde hızla ilerliyor. Avrupalı yetkililer kıtada yaklaşık 30 bin kaçakçının olduğunu tahmin ediyor. İnsan tacirleri yardıma muhtaç mülteciler üzerinden para kazanıyorlar. Paso civarında Michael ve arkadaşları bir grup mülteciyi kimlik kontrolü için durduruyor. Tarık ve arkadaşları Yunanistan'a giden bir tekne alabora olunca denize düşmüşler. Tarık yüzmeyi başarmış ve hayatta kalmış. Suriye'nin başkenti Şam'dan Almanya'ya gelebilmek için kaçakçılara para ödemiş. Yunanistan'a varabilmek için adam başı 2000 euro ödedik. Yaklaşık 1000 euro da Türkiye'de ödedik. Daha sonra da buraya gelebilmek için 1000 euro daha verdik. Baviera İçişleri Bakanı ofise geldiği için Michael takım elbisesini giyiyor. Avusturyalı, Alman ve Macar polisler kaçakçıları yakalamak için birlikte çalışıyorlar. Bakan Avrupa'nın bu göçmen akışını durdurması gerektiğini söylüyor. Macaristan Schengen bölgesinin dış sınırından sorumlu. Ülke bu işin üstesinden gelebilmek için çalışıyor. Macaristan'ın Schengen bölgesine hiçbir kimsenin kaçak girmeyeceğine dair güvence vermesi gerekiyor. Onları suçlamak bence yanlış. Bunun yanında İtalya'da sürekli olarak Schengen ve Dublin anlaşmasını ihlal ediyor. Michael'la bir gece yolculuğuna daha çıkıyoruz. Birkaç ay önce Suriye ya da Irak'tan bir mülteci kaçak yollarla Almanya'ya gitmek için 10 bin euro ödüyordu. Berlin hükümeti sınırları birkaç günlüğüne açınca fiyatlar da yüksek bir oranda düştü. Ancak Michael buna rağmen yine de ölüm riskinin devam ettiğini hatırlatıyor. İşte tam buradaydı. Bir kaçakçı onu takip ettiğimizi anladı. Hemen frene basıp araç hareket halindeyken dışarı atladı. Aralarında bir bebek ve çocuğun da olduğu 8 mülteci hızla giden arabada sürücüsüz bir şekilde ilerliyordu. Kaçakçı bariyerlerden atladı ve otobanın diğer tarafına geçerek ormana kaçtı. Bu aracı takip eden diğer şoför ise hızla frene bastı. Eğer bir kaza yaşansaydı olabilecekleri hayal bile etmek istemiyorum. Bir katliam yaşanabilirdi. Michael ve arkadaşları bu kaçakçıları yakaladı. Ancak insan ticareti devam ediyor.